de seve seve bunu. O yolculuklara işte uyanmadan Alparslan bizden daha önce uyanıyor. Susturamıyoruz. İkiz çocuklarımız var, aynen. Sueda. Sueda ve Alparslan 5 yaşındalar. Aynen. Güzel hobileri var. Evet, öyle. Güzel bir hobileri var. Kız kardeşinin hobisi olmasa da yani Alparslan'ın 2,5 yaşından beri motora binme bir sevdası var. Biz de onun yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Aslında Alparslan'ın motora sevdası yani benden geldi. Kendim ben motosiklet yarışçısıyım. Kaç yıldır yaptınız siz? Ben 2014'ten beri profesyonel olarak yani yarı profesyonel diyelim, yarı profesyonel olarak yarışıyorum. İşte İspanya'da, İtalya'da, Portekiz'de falan yarışlara katılıyordum. O ara işte Alparslan işte babam nereye gidiyor, babam neden yok falan. İşte motor sürmeye gitti, motor kullanmaya gitti derken işte onlara merak sarınca, benim de motorumu devamlı garajda görünce ben de istiyorum falan demeye başladı. Biz de öyle bir elektrikli motor alalım dedik. O gün bugündür motordan inmedi bir türlü. O inmediği için de biz de arkasında durmaya çalışıyoruz. Yani şu anda da Türkiye'de lisanslı bir sporcu olarak motocross sevdasını sürdürüyoruz. Üçüncü yarışımızı tamamladık. Nerede yarıştık? Afyon'da yarıştık, Çatalca'da yarıştık, Edirne'de yarıştık. Bir dahaki yarışımız yine Afyon'da olacak inşallah. Basmandaki derecemiz nasıl, iyi mi? Yani? Derecemiz çok güzel. Yani yaşıtları biraz daha büyük olsa da Alparslan arkalarından çok güzel geliyor yani. Seneye derecelerimiz tabii daha iyi olacak. Çünkü motokrosa sadece Türkiye'de binmeye başladı. Yurt dışında asfaltta binebiliyordu sadece. Yani imkanlar daha kısıtlı yurt dışında. Motokrosla ilgili Türkiye'deki kadar imkanımız yok tabii. Bu kadar takımımız, antrenman yapabilecek pistimiz yok. Ama biz de elimizden geldiği kadar işte Türkiye'ye geliyoruz, gidiyoruz. Antrenmanları olsun, yarışları olsun geliyoruz. Alparslan'ı, sevdasını arkasında durmaya çalışıyoruz yani. Biz de seve seve bunu. Şu anda kendi kategorisinde yok. En son yarışta 7. oldu. Çünkü yarıştığı kategorideki yarışçılar çok yani çok güzel. Türkiye'de dediğim gibi imkanlar çok iyi olduğu için yarışçılar da çok süper. Ve daha iyi. Yani Alparslan'ın da daha iyi çalışması gerekiyor bunun için. Şu anda çok iyi gidiyor ama yani 3. yarışı olmasına rağmen yani adaptasyonu çok süper geçiyor. Ahmet Köseoğlu hocamız var İstanbul'dan. Maslak'tan kendisi. Moto etkinlikten. Yani onunla ilgili devamlı çalışmalarımız oluyor yani. O yolculuklara işte uyanmadan Alparslan bizden daha önce uyanıyor. 2 gündür burada antrenmanlarına devam ediyor. Her sabah uyanıyor. Baba ben motor kullanacağım. İşte giydiriyoruz tulumunu, güvenliklerini, kaskını. Alparslan'ı işte bu köyde devamlı bindirmeye çalışıyoruz. Yani bir pist kadar olmasa da aynen yerlerin çamur olması, ıslak olması, çamurlu olması, işte kumlu olması çok süper oluyor. Yani tam motocross bir zemini olmasa da antrenman için güzel bir zemin ayarlamaya çalışıyoruz yani. Alparslan'ın ileriyle ilgili hedeflerini şu anda söylemek için çok erken ama söyleyebileceğim tek şey çok istekli ve çok profesyonel. Çok söylediklerimizi dinliyor, uyguluyor. Hocalarının söylediklerini uyguluyor. Harfi harfi uyguluyor hem de. Hocalara bile çok şaşırıyor yani. Ya işte yani söylediğimizi iki kere söylememize gerek kalmıyor gibi. Yani onları çok uyguladığı için umutluyuz diyelim. Ama yine de çok erken yani. Biz arkasında durmaya çalışıyoruz en azından. Kız kardeşinin desteği tabii ki oluyor. Tabii ki yani bittikten sonraki videolarını izliyoruz. Ve yarışlara katılmaya çalışıyorlar her zaman. Orada olsun işte Hollanda'da, Almanya'daki antrenmanlarına geliyorlar devamlı. Kız kardeşinin desteği her zaman arkasında yani. LCC kategorideki ailelerin yani o koşturmasını falan yani çocuklardan daha çok aileler yarışıyor, ona emin olabilirsiniz yani. Bu 65 cc'de falan bitiyor tabii. Çünkü 50 cc'de motorlar yere düşünce falan çocuklar kendi kaldıramıyor. Mecbur aileleri kaldırıp çalıştırıp gönderiyor yani mecburiyetten. Yalnız 65 cc'de falan çocuklar buna daha yatkın oluyor. Daha ve
yarış kuralları gereği zaten aileler pistlere giremiyor. 50 cc'de çok aileler yani çocuklarla iç içe oluyor. Yani çocuklar gibi yaşıyorlar yani çocuklarla beraber. Evet evet biz tabii ki çok yaşıyoruz yani. Dünya şampiyonu. Avrupa şampiyonu. Çatalca şampiyonu. Başka çocuklar da bilsin. O zaman çok heyecanlı oluyor.